Alexander Sergeyevich Pushkin. Kırcali. Seslendiren Akın Altan. Kırcali aslında Bulgardı. Türkçe'de savaşçı, yiğit kişi anlamına gelir bu ad. Asıl adını bilmiyorum. Haydutluklarıyla tüm Moldova'yı titretmişti. Nasıl bir adam olduğunu göstermek için yaptığı işlerden birini kısaca anlatmak yeter. Bir gece Arnavut Mihailaki ile birlikte bir Bulgar köyüne saldırmışlar. Köyü iki ucundan tutuşturup bütün kulübeleri bir bir dolaşmaya başlamışlar. Ali adam öldürüyor, Mihailaki ganimetleri topluyormuş. Bir yandan da Kırca Ali diye bağırarak bütün köyü çil yavrusu gibi dağıtmışlar. Aleksandr İpsilanti ayaklanıp ordu toplamaya başladığı zaman Kırcaali birkaç eski arkadaşını göndermişti ona. İpsilanti ayaklanmasının amacını filan bildiği yoktu. Fakat bu hareket sırasında Türklerin hatta Moldovyalıların zararına zengin olabileceğini açıkça görüyordu. Alexander İpsilanti yiğit bir adamdı aslında. Fakat iyice hesaplamadan giriştiği bu hareketi başarabilmek için gerekli yeteneklerin birçoğuna sahip değildi. Yönetimindeki insanların gönlünü hoş etmeyi bilmiyordu. Adamlarının ona ne saygısı vardı ne de güveni. Yunan gençliğini mahvettiği başarısız bir savaştan sonra yerini İor'daki Olibiyoti'ye bırakmak zorunda kaldı. Avusturya sınırlarına doğru at sürdü. Korkaklar, söz dinlemezler, alçaklar diye adlandırdığı adamlarına oradan lanetler savurdu. Oysa bu korkaklarla alçakların çoğu kendilerinden yedi kat güçlü düşmana karşı ümitsiz bir savunma savaşı vererek, Seko Manastırı duvarlarının dibinde ya da Prut Nehri kıyılarında ölüp gitmişlerdi. Kırcali, Georgi Kantakuzi'nin müfrezesindeydi. Ypsilanti için söylediklerimiz Kantakuzin için de geçerlidir. Skulyani çarpışmasından bir gün önce Rus komutanlığına başvuran Kantakuzin bizim topraklarımıza geçme izni almıştı. Mühreze yöneticisiz kaldı bu yüzden. Fakat Ali'nin, Sayfanos'un, Kantagoni'nin ve ötekilerin bir yöneticiye ihtiyaçları yoktu zaten. Skulyani çarpışmasını bütün korkunçluğuyla sanırım kimse anlatamadı. Karşılarında 15 bin Türk sipahisini görünce geri çekilmeye başlayan Arnavutlardan, Yunanlardan, Bulgarlardan ve bir takım döküntülerden oluşmuş hiçbir savaş deneyinden geçmemiş 700 adam düşünün. Purut kıyısına sıkışan bu müfrezenin iki tane topu vardı. Yaz sabahliğinden alınan bu toplarla isim günü şölenlerinde ateş edilirdi sadece. Topçu savaşına girişmek Türklerin çok işine geliyordu. Fakat Rus komutanlığının izni olmadan yapamazlardı bunu. Çünkü mermiler mutlaka bizim bölgemize düşecekti. Sınır karakolunun bugün merhum olan komutanı 40 yıldır orduda çalıştığı halde Ömrü boyunca mermi vızıltısı işitmemişti. Fakat Tanrı'nın takdiriyle o gün işiteceği varmış. Birkaç tanesi kulağının dibinden geçti hatta. İhtiyarcık çok kızdı buna. Karakolda bulunan Ohotski Piyade Alayı'nın binbaşısını azarladı bu yüzden. Ne yapacağını bilemeyen binbaşı nehir kıyısına koştu. Karşı kıyıda at oynatan Türk deli başlarını parmağıyla tehdit etti. Bunu gören deli başlar atlarının başını geriye çevirip dört nala uzaklaştılar. Onların arkasından da bütün Türk müfrezesi hareket etti. Parmağını sallayan binbaşının adı Horçevski'ydi. Şimdi nerede olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum. Türkler ertesi gün heteristlere saldırmakta gecikmediler. Ne top ne de mancını kullanmaya olanak bulamadıkları için kılıçlarını çekmişlerdi. İnsafsız bir savaş oldu. Yatağanlar kelleler kesti. Türklerin tarafında mızraklı atlılar da göze çarpıyordu. Nekrosuistlerdi bunlar. Nekrosuist, Osmanlı İmparatorluğunda yerleşen Rus muhalifleri. Hetaeristler, Çar'ın izniyle Prut nehrini geçerek bizim bölgemize girdiler. Kantagoni ile Safyanos en sona kalmışlardı. Bir gün önce yaralanan Kırcaali zaten sınır karakolunda yatıyordu. Safyanos öldürüldü. Çok şişman bir adam olan Kantagoni, mızraklarla karnından yaralanmıştı. Bir eliyle kılıcını kaldırdı, öteki eliyle kavradığı düşman mızrağını kendi karnına daha fazla sokarak düşmanını yanına çekip kılıcını onun başına indirdi. İkisi birden yuvarlandılar. Her şey bitmişti. Türkler savaşı kazanmışlardı. Moldova temizlenmişti. 600 kadar Arnavut Besarabya'da dağıldı. Ne yiyip ne içeceklerini bilmiyorlardı ama kurtarıcı saydıkları Ruslara yine de minnettardılar. Başı boş fakat düzgün bir hayat sürmeye başladılar. Yarı Türk Beserabya'nın kahvehanelerinde ağızlarında uzun çubukları, küçük fincanlarından kahvelerini yudumlayarak oturuyorlardı. Nakışlı cepkenleriyle sivri uçlu, kırmızı çarıkları aşınmaya başlamıştı ama püsküllü peslerini yan yatırıyorlardı yine de. Enli kuşaklarından da yatağanlar, piştovlar sarkıyordu hala. Bu uysal adamların bir zamanlar Moldova'yı haraca bağlayan şakiler, Korkunç Kırcaali'nin yoldaşları olduğu kimsenin aklına gelmezdi. Oysa Kırcaali'nin kendisi de onların arasındaydı. Bunu öğrenen Yassa Paşası, barış antlaşması gereğince Rus komutanlığından Haydud'un geri verilmesini istedi. Polis Kırcaali'yi aramaya başladı. Gerçekten de kişinin evde olduğu öğrenildi. Bir akşamüstü arkadaşları ile oturmuş yemek yerken kaçak bir rahibin evinde yakaladılar onu. Kırcaali tutuklandı kendisinin kim olduğunu saklamadı fakat sözlerine şunları da ekledi Prut'u geçeli beri kimseye ilişmedim kimsenin kılına dokunmadım Ben haydudum ama Türkler, Moldovyalılar, Eflaklılar için haydudum Ruslar için sadece konuğum Safyanos bütün top mermilerini bitirdiği zaman sınır karakoluna gelmiş son atışlar için yaralılardan düğme, çivi, zincir toplamış yatağanların topuzlarını almıştı o zaman ona 20 tane beşliğimi vermiş, parasız kalmıştım. Benim gibi bir adamın o günden beri sadakayla yaşadığını Tanrı biliyor. Ruslar ne diye beni düşmanlarıma teslim ediyorlar şimdi? Kırcaali bu sözleri söyledikten sonra hakkında verilecek kararı sessizce beklemeye koyuldu. Bekleyişi çok sürmedi. Eşkıya'ya romantik açıdan bakmak zorunda olmayan ve karşı tarafın isteklerini haklı bulan yöneticiler... Kırca Ali'nin Yassa'ya gönderilmesi buyruğunu verdiler. O sırada küçük bir memur olan, bugün önemli bir mevkiye sahip, akıllı, duygulu bir adam, Kırca Ali'nin gönderilişini ayrıntılarıyla anlattı bana. Tutsak evinin kapısında bir posta arabası duruyormuş. Bu posta arabasının ne biçim bir şey olduğunu bilmiyorsunuzdur belki. Üstü kapalı, dar bir arabadır bu. Genellikle altı ya da sekiz beygir koşulur. Bıyıklı, kalpaklı bir Moldovyalı bunlardan birinin sırtına biner, Bağırıp kamçılayarak hayvanları oldukça hızlı bir tırısa kaldırır. Eğer beygirlerden biri geri kalacak olursa, arabacı korkunç küfürler savurarak hayvanı çözüp oracıkta bırakıverir. Dönüş sırasında onu aynı yerde, sessiz sedasız otlarken bulacağını bilmektedir çünkü. Bir menzilden sekiz beygirle yola çıkan bir yolcunun, öteki menziyle bazen bir çift beygirle ulaştığı olur. On beş yıl önce durum böyleydi. Besarabya Ruslaştıktan sonra Rus koşumları, Rus arabaları kullanılmaya başlandı. İşte 1821 yılı Eylül'ünün son günlerinde tutsak evinin kapısında böyle bir posta arabası duruyormuş. Kollukları inik Yahudiler terliklerini sürüye sürüye, Arnavutlar yırtık pırtık, şairani giysileri içinde, boylu boslu Moldovyalı kadınlarsa kucaklarında kara gözlü çocuklarıyla arabanın çevresini kuşatmışlar. Erkekler susuyor, Kadınlar bir şey olmasını bekliyorlarmış sabırsızlıkla. Kapı açılmış. Birkaç tane polis görevlisi subay çıkmış dışarıya. Onların arkasından da iki asker zincire vurulu kırca çıkarmışlar. Otuz yaşlarında kadarmış o sırada. Düzgün, sert çizgili, esmer bir yüzü varmış. Uzun boylu, geniş omuzluymuş. Çok güçlü bir adam olduğu ilk bakışta belli oluyormuş. Alacalı bulacalı bir sarık varmış başında ince beline de enli bir kuşak dolalıymış. Kalın mavi çuhadan bir cepken, dizlerine kadar sarkan bir gömlek varmış üzerinde. Çarıkları pırıl pırılmış. Gururlu, sakin bir tavır içindeymiş. Memurlardan biri, aşınmış üniformasının üstünde üç tane düğme sallanıp duran kırmızı suratlı bir ihtiyarcık, iri bir patlıcana andıran burnunun üzerine madeni çerçeveli gözlük iliştirerek, elindeki kağıdı açıp Moldovyaca okumaya başlamış. Arada sırada gururlu bir tavırla Kırca Ali'ye bakıyormuş. Kırca Ali kendisiyle ilgili olduğu anlaşılan bu yazıyı dikkatle dinliyormuş. Memur okumasını bitirince kağıdı katlamış, orada toplanan halka dağılın diye bağırmış. Sonra arabasının yanaştırılması buyruğunu vermiş. Kırca Ali ona dönerek Moldovyaca bir iki şey söylemiş. Yüzü yumuşadığı gibi sesi de titriyormuş bu sırada. Sonra gözünden yaşlar boşanmış. Zincirlerini şıkırdatarak polis memurunun ayaklarına kapanmış. Polis memuru korkup geriye çekilmiş. Askerler onu kaldırmak istemişlerse de Kırcaali ellerindeki, ayaklarındaki demir bilezikleri toparlayarak kendisi kalkmış. Arabaya yürüyüp ''Hadi!'' diye bağırmış. Jandarmalar yanına oturmuşlar. Moldovyalı kamçısını şaklatmış, araba yola koyulmuş. Genç memur polise ''Kırcaali ne söyledi size?'' diye sormuş polis gülerek karısıyla çocuklarına göz kulak olmamı istedi demiş. Kilia'dan az ötede bir Bulgar köyünde oturuyorlarmış. Kendisi yüzünden onların başına bir iş gelmesinden korkuyormuş. Sersem herif. Genç memurun hikayesi çok etkilemişti beni. Zavallı kırca Ali'ye acımıştım. Uzun süre ona ilişkin hiçbir şey öğrenemedim. Birkaç yıl sonra genç memurla yeniden karşılaştık. Geçmişten söz etmeye başladık. ''Ne oldu şu sizin kırcali?'' dedim. ''Sonradan herhangi bir haber alabildiniz mi ondan?'' ''Memur, olmaz olur muyum?'' dedi. Sonra şu hikayeyi anlattı. Paşa, karşısına getirilen kırcalinin kazağa çekilmesi buyruğunu vermiş. Fakat idam, bayrama kadar ertelenmiş. Kırcali'yi zindana tıkmışlar. Gözetimine yedi Türk verilmiş. Bunlar Kırcaali'ye saygı duyuyor, Anlattığı olağanüstü hikayeleri bütün Doğullar gibi ağızlarının suyu akarak dinliyorlarmış. Gözetleyicilerle tutuklu arasında sıkı bir bağ kurulmuş. Bir gün Kırcaali onlara kardeşler demiş, benim zamanım yaklaştı. Kimse alın yazısını değiştiremez. Kısa bir süre sonra sizlerden ayrılacağım. Beni anmanız için size bir şey bırakmak istiyorum. Türkler kulak kesilmişler. Kırcaali kardeşler diye sözlerini sürdürmüş. Bundan üç yıl önce merhum Mihailaki ile soygunculuk yaparken, yassadan az öteye, stepe, parayla dolu bir kazan gömmüştük. Şimdi bu paraların ikimize de yaramayacağı anlaşıldı. Öyleyse onları siz çıkarın, aranızda kardeşçe bölüşün. Gözetleyicilerin akılları başlarından gitmiş. Gizli yeri nasıl bulacaklarını tartışmaya başlamışlar. Düşünüp taşınıp en sonunda kendilerini oraya kırca götürmesine karar vermişler. Gece olmuş. Türkler tutsağın boynundaki halkayı çıkarıp ellerini sicimle bağlamışlar. Sonra hep birlikte stepe doğru yola çıkmışlar. Kırcaali tek bir yönde tepeden tepeye götürmüş onları. Uzun süre yol almışlar. Şaki sonunda büyük bir kayanın yanında durarak güneye doğru 12 adım saymış. Bulunduğu yeri ayağıyla gösterip ''Burası'' demiş. Türkler kendi aralarında konuşup görüşmüşler. İşlerinden dördü, yatağınlarını çıkarıp toprağa kazmaya koyulmuş. Diğer üçü gözcü kalmış. Kırca Ali, kayanın üstüne oturup onlara bakmaya başlamış. Ara sıra, ''Ne oldu? Bulamadınız mı daha? İyice kazdınız mı?'' diye soruyormuş. Canla başla çalışan Türkler kanter içinde, ''Yok, bulamadık daha.'' diye karşılık veriyorlarmış. Kırca Ali, sabırsızlık belirtileri göstermeye başlamış. Bir yandan da ne adamlar yahu. Doğru dürüst toprak kazmasını bile beceremiyorlar. Ben olsam iki dakikada bitirirdim diye söyleniyormuş. Bir aralık çocuklar ellerimi çözün de bir yatağın verin bana demiş. Türkler düşünüp taşınmışlar sonunda ne olacak yani diye karara varmışlar. Ellerini çözüp bir yatağında ona verelim. Ne var bunda? O tek başına biz yedi kişiyiz. Sonunda Kırcaali elinde bir silahla serbest kalmış. Kim bilir neler hissetmiştir o anda? Canla başla işe koyulmuş. Gözetleyicileri de ona yardım ediyormuş. Ansızın yatağını onlardan birinin göğsüne sapladığı gibi kuşağındaki iki piştoğu çekip almış. Ötekiler Kırcaali'nin elindeki silahları görünce kaçışmışlar. Genç memur sonra şunları ekledi sözlerine: Kırcaali şimdi Yassa bölgesinde yine şakilik yapıyor. Geçenlerde hükümdara bir mektup gönderip 5000 bin leba istedi. İsteği yerine getirilmezse yassayı ateşe vereceğini, hükümdarın sarayına kadar gideceğini bildirdi. Kendisine 5000 bin levayı gönderdiler. Kırcali böyle bir adam işte. 1834 Son